Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere bu görmüş olduğunuz modelin anlatımını yapacağım. Modelimizin ön yüzden görünümü bu şekilde. Arka yüzden görünümü bu şekilde. Modelimizden çok şık bebek battaniyeleri, bebek yeleli, yelekleri, bere ve atkıları yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben modelimi yaparken anti peeling özelliğe sahip ip kullandım. 2.20 milimlik tığ kullandım. Modelimiz 4 ve katları üzerine kuruluyor. Eğer sizler bu modelden bebek yeleği yapmak isterseniz kenar bantımızın sayısını biraz daha fazla yaparak buradaki kenardaki trabzanlarımızın sayısını da bir tane daha eksilterek daha güzel bir bebek yeleği yapmış olursunuz diye düşünüyorum arkadaşlar. Eğer hazırsanız modelimizin yapımına geçelim istiyorum. Modelimize zincir çekerek başlayacağız. Ben sizler için küçük bir parçada model anlatımı yapacağım için 24 adet zincir çekerek modelime başlıyorum. 24 adet zincirimi çektim. Son çekmiş olduğum zincirin tepesinden elimi tutup 1, 2, 3 adet daha zincir çekiyorum. Tığımın başını alıp hemen tutmuş olduğum zincirimin tepesine ikili bir adet trabzan yapıyorum. Tığımın başını alıyorum. Yanındaki zincirimin içerisine tekrar trabzan. Bu sıramızı bütün zincirlerimizin tepesine trabzan batarak 24 adet trabzan elde edeceğiz arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar ben trabzanlarımı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben 24 adet trabzanımı yaptım. Kenar kısmına geldim. 1, 2, 3 adet zincir çekip geriye dönüyorum. Tığımın başına alıyorum. Hemen dibindeki yuva değil onun yanındaki yuvanın içerisine bir adet trabzan tığımın başına alıyorum ve yanındaki yuva içerisinden tekrar bir adet trabzan alıyorum. 2 adet zincir tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. yuvayı atlayıp 3. yuvanın içerisine 1 adet trabzan. Arada 2 adet zincir tığımın başını alıyorum ve tekrar aynı yuva içerisine 1 trabzan. Arada 2 zincir 1 ve 2. yuvayı atlayıp Üçüncü yuvanın içerisine tekli bir adet trabzan, iki adet zincir tığımın başına alıyorum. 2 adet yuvayı atlayıp üçüncü yuva içerisine tekrar bir adet trabzan, arada iki zincir ve tekrar aynı yuva içerisine bir trabzan. Yani bizim bu sıramız bir ve bir tekli trabzan bir ve şeklinde ilerliyor. 2 zincir aşağıdan 2 yuva atlayıp tekli bir adet trabzan 2 adet zincir 2 yuva atlayıp V'mizi oluşturmak için bir trabzan 2 zincir ve aynı yuva içerisine bir trabzan 2 adet zincir 2 yuva atlayıp bir trabzan yanındaki yuva içerisine ikinci trabzan ve tekrar tığımın başını alıp üçüncü trabzanımı yapıyorum. Bu şekilde de ikinci sıramı tamamlamış oluyorum. 3 adet zincir çekip geriye dönüyorum. Tığımın başını alıyorum. İlk yuva değil ikinci yuvanın içerisine bir adet trabzan. Tığımın başını alıyorum. Hemen yanındaki yuvanın içerisinden tekrar bir adet trabzan. 3 adet zincir çekiyorum. Tığımın başını alıyorum. Buradaki yuvayı bırakıp V şeklinde olan yuvamızın içerisinden ipimizi bir trabzan boyu uzatıyoruz. 2 3 4 sefer bu şekilde ilmek çıkartıyoruz. Önce ilmeklerimizi topluyoruz. Tığımızda 2 adet ilmeğimiz duruyor. Sonra kapanışını yapıyoruz. 3 adet zincirimizi çekiyoruz. Tekli yapmış olduğumuz trabzanımızın tam tepe noktasına sık iğne yöntemiyle birleştiriyoruz. Tekrar 3 adet zincir V şeklindeki yuvamıza giriyoruz. İpimizi bir trabzan boyu uzatalım. 2 3 4 adet bu şekilde ipimizi önce topluyoruz. Tığımızda kalan 2 ilmekle de kapatıyoruz. 3 zincir tekli yapmış olduğumuz trabzanımızın tepe noktasına sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar 3 adet zincir ve son yuvamızın içerisine fıstığımızı yapmak için giriyoruz. 4 adet ipimizi bu şekilde çıkarttık. Önce toplayıp sonra kapatıyoruz. 3 adet zincir tığımızın başına alıyoruz ve kenardaki 3 adet trabzanımızı yapıyoruz. 3. sıramız da bu şekilde tamamlanmış oluyor. Burada renk geçişi yapıyoruz. Diğer renk ipimizi sarı ipimizin içerisinden geçirip bir adet zincirle burada ipimizi sabitleyelim. Geriye dönüyoruz ve hemen dibindeki yuvanın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Yanındaki yuvanın içerisine tekrar ikinci sık iğne ve yanındaki yuvanın içerisine üçüncü sık iğne. Trabzanlarımızın tepesine toplamda 3 adet sık iğne yapmış oluyoruz. 1 2 3 adet zincir çekip fıstığımızın tepe noktasına sık iğne ile zincirimizi sabitliyoruz. 3 adet zincir. Hemen buradaki tekli yapmış olduğumuz trabzanımızın tepesine bir sık iğne yapmıştık. Sık iğnemizin tepesine batarak burada bir trabzan. Arada 2 adet zincir ve aynı yuva içerisine tekrar bir adet trabzan ve V'lerimizi bu ara kısımlara kaydırmaya başlıyoruz. 3 adet zincir hemen yapmış olduğumuz fıstığımızın tam tepe noktasına bir sık iğne. 3 adet zincir tığımızın başına alıyoruz ve tekli yapmış olduğumuz trabzanımızın tam tepe noktasına denk gelecek şekilde bir trabzan arada 2 adet zincir tekrar aynı noktaya bir trabzan 3 adet zincir hemen fıstığımızın tepe noktasına bir sık iğne 1 2 3 adet zincir ve kenar trabzanlarımızın tepesine 3 adet sık iğne yapıyoruz bu sıramızda da V sayımız 2'ye düşmüş oluyor 1 2 3 adet zincir çekip geriye dönüyoruz tığımızın başına alıyoruz İlk yuvayı atlayıp ikinci yuva içerisine tekrar trabzanlarımızı yapıyoruz. Bir adet trabzanımızı yapmıştık. Hemen yanındaki yuva içerisine de tekrar bir adet trabzan zincirimle beraber burada 3 adet trabzan oluştu. 3 adet zincir çekiyoruz. Buradaki yapmış olduğumuz sık iğnemizin tepesine tekrar sık iğne ile zincirimizi sabitliyoruz. 3 adet zincir tığımızın başına alıyoruz. Hemen V'mizin içerisine girip 4 adet ipimizi bir trabzan boyu çıkartıyoruz. Önce iplerimizi topluyoruz ve kalan 2 ilmekle de fıstığımızı kapatıyoruz. 3 adet zincir diğer Sık iğne ile batmış olduğumuz bölüme tekrar sık iğne ile batıyoruz. Arada 3 adet zincir tığımızın başına alıp diğer yuvadaki B'imizin tam orta noktasından girip buraya fıstığımızı yapıyoruz. Önce topladık. Kalan 2 ilmekle kapatıyoruz. 1, 2, 3 adet zincir. Hemen yanındaki sık iğne ile batmış olduğumuz bölüme zincirimizi sabitliyoruz. 3 adet zincir ve kenardaki sık iğne yapmış olduğumuz trabzanlarımızın tekrar sık iğnelerimizin tepesine yaparak bu sıramızı da tamamlamış oluyoruz. Modelimizin diğer rengi de bu şekilde oluşmuş oluyor. Burada tekrar renk geçişi yapıyoruz. Diğer renk ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Hemen ipimizi buraya sabitleyelim. Buradan sonra modelimiz kendini tekrar etmeye başlıyor. Bir adet zincir geriye dönüyoruz ve trabzanlarımızın hemen ilk yuvasından batıp sık iğne. Kenarda 3 adet sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 3 adet zincir çekip tığımızın başına alıyoruz. Sık iğne ile yapmış olduğumuz bölüme 1 adet trabzan. Şimdi V'lerimizi aynı aşağı sarıdaki yapmış olduğumuz gibi kenarlara ara boşluklara kaydırıyoruz. Arada 2 adet zincir tığımızın başına alıyoruz ve tekrar aynı yuva içerisine 1 adet trabzan. 3 adet zincir fıstığımızın tepe noktasına sık iğne ile birleştiriyoruz. Tekrar 3 adet zincir ve hemen buradaki sık iğne ile batmış olduğumuz bölüme bir trabzan. Arada 2 adet zincir ve tekrar aynı yuva içerisine bir trabzan. 3 adet zincir fıstığımızın tepesine sabitledik. Tekrar 3 adet zincir ve kenardaki sık iğne ile batmış olduğumuz bölüme bir adet daha V'mizi yapıyoruz. Arada 3 zincir ve kenardaki yapmış olduğumuz trabzanların tepesine 3 adet sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3 adet zincirle geriye dönüyoruz. Bakın arkadaşlar Aşağıda bizim 3 adet V'miz vardı. Yukarıya çıktığımızda V sayımız 2'ye düşmüştü. Şimdi tekrar 3 adet V'miz oldu. Tığımızın başına alıyoruz. İlk yuvayı atlayıp ikinci yuva içerisine kenar trabzanımızı tığımızın başına alıyoruz ve hemen yanına 3. Trabzanımız yapıyoruz. 3 adet zincir tığımızın başına alıp V'lerimizin orta noktasına girip sık iğne e, fıstıklarımızı yapacağız arkadaşlar. 4 seferde çıkarttığımız fıstığımızı önce topluyoruz, sonra kapatıyoruz. 3 adet zincir sık iğne ile batmış olduğumuz fıstığımızın tepesindeki sık iğnemize tekrar bir adet daha sık iğne ile zincirimizi sabitliyoruz. 3 adet zincir V'mizin orta noktasına tekrar fıstığımızı yapıyoruz. Önce kapatıyoruz. Sonra topluyoruz arkadaşlar. 3 adet zincir hemen yanındaki sık iğnemizin tepesine sık iğne ile zincirimizi sabitliyoruz. 3 adet zincir tığımızın başına alıp V'mizin içerisine fıstığımızı yapıyoruz. Önce topladık. Kalan 2 ilmekle de kapatmasını yaptık. 3 adet zincir tığımızın başına alıp kenardaki 3 adet trabzanımızı yapıyoruz. Buradan sonra modelimiz artık kendini tekrar etmeye başlıyor arkadaşlar. Bu şekilde çok hoş bir görüntüye sahip oluyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.